Merhaba, ben Tuğçe Uluvar ve bugün sizlerle Haziran ayı ajandasını hazırlayacağız. Bu ajandada hazırladığım muhtemelen son ay, muhtemelen değil 3 sayfam kaldı. Aslında son ayım, yani yeni bir ajandaya geçmem gerekecek yakında. Bu ayın konusunu bu arada Instagram'da beraber seçtik. Daha doğrusu ben size öneri istedim ve içinizden birçok kişi hazır olun. Tıkı 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 tıkı. Bu double efekt olacaktı ama tam olmadı. Deniz teması, deniz kabuğu teması önerisinde bulunmuş. Bu kadar çok istek olunca benim de hoşuma gitti. Yani bu ay temamız deniz kabuğu olacak. Bana her zamanki gibi Winston Newton sulamaya eşlik edecek. Bilmeyenleriniz varsa diye belirtiyorum ki kanalı bir kez bile izlediyseniz muhtemelen biliyorsunuzdur. Sanki beni doğurup büyütmüşçesine her videoda kesinlikle kendimden bahsediyorum. Videoya katılmasa bile adı geçiyor bir şekilde. Şimdi buradan böyle pembenin tonu gibi bir renk alıp çok az suyla arkaya geçmesini, niye? Çünkü sayfalarım muhtemelen 90 ile 120 gram arası, çok da emin değilim. O kadar böyle uyduruk değil aslında, yani milyoncu gibi bir yerden aldığım için ajandayı. Ne markası var ne hakkında bir bilgi var, öyle dümdüz böyle bir şey yani, ama sağ olsun beni bayağı bir güzel idare etti. Hatta şu an alternatifini aramaya başladım ve bulamıyorum. Şaka gibi, ne kadar zormuş ajanda bulmak. Şu an anlıyorum nereden alıyorsun diyenlere. Allah Allah, her yerde ben milyoncuda bile buldum, niye soruyorlar falan diyordum, ama meğerse öyle her yerde yokmuş. Benim şansıma denk gelmiş. Neyse, böyle kendisiyle de minik bir veda konuşması yapmış oldum burada. Şimdi bu kabukların altında renk olsun diye böyle sulu boyayla minik minik renkler bırakıyorum. Ben böyle pembe tonuyla hafif mor mavi karışımı bir renk kullandım. Hafif böyle dalgalı olsun diye, biliyorsunuzdur belki. Seviyorum böyle tek ton yerine birkaç tonu karıştırıp kullanmayı. Alttaki renklerim biraz kuruduktan sonra aynı renklerin biraz daha koyu bir tonuyla böyle fırçamın ucunu kullanarak da ince ince çizgisel detaylar ekliyorum deniz kabuk görünüşüne, biraz daha kabuk gibi görünsünler diye. Aslında çok gerçekçi yapmaya çalışmayacağım. Yapsam 3-4 saat falan sürerdi, ben de ruhumu teslim ederdim herhalde videonun sonunda. Ama böyle çok da düz kalmasın diye minik detaylar eklemek istiyorum. Ama sonuç birazcık daha böyle grafiksel, böyle basitleştirilmiş bir şey olacak. Genelde böyle girip artım varaklarla çıktığımda oluyor videolardan, hep beraber görüyoruz. Göreceğiz aslında sonucu nasıl bir şey olacağını. Bu detaylandırmam bittikten sonra pilot kalemim, yani kanalda Winston Newton sulu boyamdan sonra en çok görünen ikinci ürün olan pilotun ince uçlu tükenmez kalemiyle ayın başlığını atıyorum. June. Boyayı çok seviyorum. Sevdiceğimin doğduğu ay, ayrıca yazın gelişi, okulların kapandığı falan, böyle tatillerin başladığı ay olduğu için herhalde. Pek de sevmeyen yoktur canım. Haziran niye sevilmesin ki zaten? Minnoş, tatlış bir ay. Hoş, yani dünyada civcivi bile sevmeyen var yani. Haziran'da sevmeyen kesin vardır. Ya burada böyle el yası gibi yapmaya çalışırken ucunu alamadım. Böyle cundan çok tun, hatta tuner gibi bir şey oldu. Şimdi bunu görmezden gelebilir miyiz? Siz kendiniz yaparken bu kısmı değiştirirsiniz. Benim yaptığım hatalardan öğrenip artık hatasız bir şekilde devam edersiniz ajandanıza. Şimdi yine aynı kalemimle böyle detaylar eklemeye başlıyorum kabukların üstüne. Çizgi çizgi, böyle tam şey değil. Olabildiğince salaş salaş bırakıyorum ki genelde organik objelerde böyle kopuk çizgiler, kesik kesik, yamuklu çizgiler, böyle düzenli olarak ilerlemeyen, yani bütün şeritleri çizgilemiyorum. Mesela bazı yerlerini daha çok atıyorum, bazı yerlerini daha az bırakıyorum. Böyle hem 3 boyut veriyor hem de bence daha güzel duruyor. Organikliğini daha çok yansıtıyor objenin. Bu arada ben tek tip, neredeyse tek tip bir deniz kabı yapıyorum, ama siz böyle deniz binaları falan, işte deniz yıldızları falan ekleyebilirsiniz. Aslında o temayı böyle daha detaylı bir şekilde başka bir ayda işlemek için böyle bütün deniz hayvanlarını kullanmak istemedim. Sadece deniz kabuğuyla sınırlı bıraktım bunu. Kabukların üstündeki detayları bitirdikten sonra aynı kalemimle gene arkaya böyle çizgisel bir desen eklemeye karar verdim. Böyle çok boş kalmasın diye. Hem böyle deniz yosunlarını, dalgaları anımsatacak bir şekilde olabildiğince gördüğünüz gibi yamuk yumuk, salaş salaş, böyle dalgalı, indili, çıktılı falan bir desen ekliyorum buraya. Bu arada size sormak istediğim birkaç soru var. Hazırsanız soruyorum. Bir ajandadan beklentileriniz nelerdir? Bir ajandada aradığınız özellikler çok ciddi oldu değil mi soru? Şey gibi mesela, böyle beyaz kağıt mı tercih ediyorsunuz, sarı kağıt mı? Gramajı muhtemelen yüksek istersiniz, yani en azından bir yüzün üstüne olması lazım ki arkaya geçmesin. Çünkü çoğunuz şikayet ediyorsunuz arkaya geçiyor ben sulu boya kullandığım diye. Hatta böyle yani keçi kalem kullandığınız bile arkaya geçiyor. Saçma sapan kağıt israfı oluyor, kullanamıyorsunuz sayfanın iki tarafında falan.
Sonra boyut olarak mesela A5 mi? A5 benim kullandığım A5 mesela. Ya da daha büyük mü? Ya da daha küçük. Daha küçük de çok küçük olur sanki, bilemedim. Sanki bu çok ideal ama size de sorayım gene de. Acaba noktalı mı? Kareli mi? Kareli olmaz yani. Desenden ortaya çıkmaz. Sorup sorup kendim cevaplıyorum. Onu fark ettim şu anda ama. Noktalı ajanda hiç kullanmadım mesela. Ama kullananınız var mı? Güzel mi? Sizce daha mı mantıklı böyle referans olması açısından? Yoksa benimki gibi dümdüz böyle saman düz kağıt mı tercih ediyorsunuz? Niye soruyorsun Tuğçe'cim bunları? Hayırdır ne ayaksın derseniz. Şey hani ileride belki bir gün toparlayıp bu durumları birazcık daha bir yıllık ajanda gibi bir şeyle karşınıza çıkarsam sizin beklentinizi karşılayacak bir şey olsun diye önden bir sorup bir nabız ölçümü yapmak istedim. Yani bana yardımcı olursanız, belirtirseniz aşağıda bir ajanda aradığınız özellikler nelerdir diye çok sevinirim. Şimdi artık giriş sayfamın tasarımın sonuna geldim. June'um gerçekten tuner gibi. Allah'ım neler yaptım burada. Neyse biraz garip oldu ama siz aynı hatayı yapmazsınız artık. Şimdi geçelim bir sonraki sayfamıza. Şimdi buraya her zamanki gibi kocaman bir Haziran ayı ajandası yerleştireceğim. İçine böyle notlarımı aldım, hatırlatıcılarımı yazdım falan filan diye. Minik de belki bir iki deseni olur. İlk olarak böyle bayağı koyu mavi bir renkle ayın tarihlerini yazacağım, yerlerin böyle noktalarını hazırlıyorum ki diğer şeyleri yaparken bunlar kuruya dursun diye. Kuruya durmak, düşe yazmak. Düşe yazmak çok güzel bir kelime değil mi ya? Türkçemizin en zengin kelimelerinden biri. Şu anda nedense kendisine bir aşkla, bir yükseldim bir şey oldu ama neyse. Sayfanın sağ tarafında böyle ay bittiği için bir boşluk olacaktı. Oraya desen ekleyeceğim. Onun kabuklarının renklerini koyuyorum şimdi. Sonra gidip sol üst tarafa June, bu kez gerçekten June oldu okulacak şekilde böyle düz bir Haziran başlığı atıyorum. Şimdi ayın şablonunu çıkartacağım. Bunun için kanalımın 3. meşhur objesi canım cetvelim giriyor devreye. Bu kez gerçekten böyle muntazam bir şekilde atmak istiyorum bu çizgileri taşırmadan, kaçırmadan. Böyle o organiklikle grafikliğin tam karışımını istiyorum ajandada ve bu kez yapacağım. Ne bileyim bir azim bir gaz var bende ya, fark etmez. Geçen ay yapmadım ya, ondan da olabilir tabii. Ay dur onu da anlatacağım bir saniye. Bu şablonu çıkardıktan sonra desenleri eklemeye başlıyorum ki birinci sayfadaki yani bir önceki sayfadaki desenlerle hemen hemen aynı olacak. Hemen size anlatayım. Bu çılgınlık arasında bu ajanda bile çok böyle son ana geldi. Resmen araya sıkıştırmış gibi bir şey oldum. Okul çılgınlar gibi devam ediyor ve aşırı yoğun. Başka hiçbir şey neredeyse vaktim kalmıyor ki size bahsedemediğim o büyük şahane proje uzadıkça uzadı, bitmedi. Artık onun son böyle revizeleri dönüp duruyor. Bir yandan da onu yapıyorum. Bu arada evet, kanala gerçekten ayıracak vaktim kalmıyor. Gerçekten çok özlüyorum. İnşallah siz de beni özlüyorsunuzdur. Özlediniz mi? Özlediniz mi? Özlemişsinizdir ya. Gördüğünüz gibi şey, iletişim kabiliyetim gerçekten geriledi. Bu ara verdiğim süreç boyunca. Ama unutmadım, bırakıyor değilim. YouTube bırakıyorum diye Teoman gibi bırakıp geri dönüyor. Öyle bir izlenim oluşturdum. Ama sadece gerçekten vakit bulamıyorum. Vakit buldukça da böyle en azından ajandayı yani 2 ay ara verip de böyle içini iyice suyunu çıkarmamak için bu ayı araya sıkıştırdım. Benimle düzenli yapanlarınız varsa geçinen için gerçekten kusura bakmayın ya. Cidden yoğunluktu yani, tembellik falan yapmadım. Neyse, desenlerimle beraber seri bir şekilde dert yanma kısmımın da sonuna geleyim de artık ajandadan bahsedelim birazcık değil mi? Neyse, şimdi bu ayın tarih başlıklarını atacağım. Bunun için beyaz kalemimi kullanıyorum. Çok öne çıkmadı ama birazcık zor oldu onunla yazmak. Neyse. Sonrasında şu pilot kalemine böyle altına birazcık daha şey ekliyorum, gölge ekliyorum ki rakamlar birazcık daha okunur. Birazcık daha dersem gerçekten kendim boyunca onu fark ettim şu anda da. Neyse, rakamlar okunur olsun diye buraya sevdiceğimin doğum gününe de bir tane minik kalp bırakayım şöyle. Hop, artık bu ayımızın da sonuna, bu ayımızın yalnız salak ajandayı bitirmeden videoyu kapatmaya başladım. Nasıl gaza geldiysem, bu sayfamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Geçelim bir sonraki sayfamıza. Bu alanımızın sol tarafında haftalık planlayıcı olacak. Benim böyle her görevimi yazıp sonra bitirince gidip yanına tik atıp kendi kendime büyük tatminler yaşadığım, küçük günlerimin büyük sevinçleri haline gelen alan burası. Haftaların başlıklarını atacağım yerleri boyayarak başlıyorum. Onlar kurduktan sonra beyaz kalemimle üstlerine işte birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta, beşinci hafta diye başlıklarımı atıyorum. Yani çok da karışmazdı aslında ama işte her şey görsel kay. Hep bunlar işte estetik kaygılardan kaynaklanan şeyler. Başlıkları yazdıktan sonra da bunları cetvelle şablonlarını bölüyorum ki sayfada hiçbir tasarım olmayacak. Gerçekten böyle bomboş bırakacağım. Tamamen
kullanım amacına yönelik hiçbir estetik kaygı, az önce estetik kaygı gidiyor diyordum, bak şimdi gütmüyor deyip kendimle çelişecektim. Çeliştim galiba, neyse artık yapacak bir şey yok. Bu sayfamın tasarımının sonuna geldim, hemen geçiyorum bir yandaki sayfama. Burası benim habit tracker, yani alışkanlık takibini koyacağım alan olacak. Alta da video planner koyacağım. Öncelikle üst tarafın habit tracker diye başlık atacağım kısmı koyu renge boyayarak başlıyorum. Daha sonra cetvelimle alttaki alışkanlıkları takip edeceğim kısımların bölmesine başlıyorum. Bu kısım gerçekten beni cinnet geçiriyor. Hatta bir ara böyle 8-10 tane alışkanlık takip edip hepsini kare kare bölüyordum. Şimdi mesela sadece 4 tane alışkanlık takibi var ama kafa yedirtiyor bana ya. Çok uzun sürüyor bunları bölmek. Hatta bundan dolayı şey dedim, kareli defter mi olsa daha mı kullanışlı olur diye. Ama noktalı gayet iş görür sanki. Noktalı mı olsun bilemedim. Vallahi şu an tekrar kafamda deli sorular yardımınıza ihtiyacım var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Noktalı mı, kareli mi, düz mü? Allah başka dert vermesin yani, ne diyeyim ya, şu an kendime güldüm. Neyse, alışkanlık takibimin karelerini böldükten sonra üstüne başlıklarını atıyorum ki bir aydır neredeyse hiç spor yapmadım. Onun için ilk olarak sporla başlarım. Yanına da clean eating, yani böyle düzgün sağlıklı da değil, hani temiz beslendiğim, sağlıklı şeyler yediğim, düzenli en azından öğün atlamadan ya da fazla öğün yemeden yediğim günleri takip etmek için. Sonra da language var. Bu artık Fransızca değil, direkt language koydum. Çünkü Portekizce de öğrenmem gerekiyor ve hiç sevmiyorum dili öğrenmeyi. Hiç de başarılı değil. Bazı insanlar böyle sünger gibi hemen öğrenir ya. Benim için böyle bir olmuyor ya. Öyle bir hafıza kapasite, öyle bir şey yok yani bende. Neyse, en sonunda da self care var. Çünkü gerçekten buraya yazıp takip etmedikçe kendime hep yapılacakları listesini en sonuna koyuyorum. Ve neredeyse bir aydır böyle oturup oje sürüp kendim bile şımartmadım ki, videodan önce sürdüm hemen size şey güzel görüneyim diye. Neyse, alanın başında attıktan sonra geçiyorum alt kısmına. Ama önce buraya böyle minik bir tasarım koyayım, çok da boş kalmasın dediğim için minik bir tane kenara deniz kabuğu yımıştırdım. Yımıştırmak, bak bu da çok güzel bir kelimeymiş. Kendisine gene bir yükseldim. Neyse, başta açacağım alanın alt rengini atıyorum. Daha sonradan cetvelle de kenar çizgilerimi belirliyorum. Zaten alanı hiçbir şekilde bölmeyeceğim. Tamamen içini boş bırakıyorum. Doldurarak ilerliyorum. Böyle yazacak alan olsun istiyorum. Seviyorum ben öyle geniş geniş alan bırakmayı. Ajandada belki ihtiyaca göre başka bir şeye bölerim. Evşirim, devşirim bölümü diye. Genel bütünlüğü sağlamak için buraya da böyle girişteki gibi aynı çizgisel desenden uyguluyorum ki benim gayet hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yapımı da çok kolay. Ben dikkat ediyorum çünkü böyle bir sürü mesela şeyim var, renkli bantlarım var. Onları kullanmak çok istiyorum ama sizde olmadığı için kullanmak da istemiyorum, böyle benzerini yapmak isteyenler yapamaz diye. Ama sanırım önümüzdeki aylar birazcık kullanacağım ya. Özlemişim. Geçen de kutuda böyle göz göze geldik. Kendileriyle bakıştık böyle özlemle falan. Sarılıp öpüşesim falan geldi bantlarla. Nasıl böyle tatlışlar. Neyse, banta da yükseldim. Bir sevgi pıtırcıklığı var fark ettim. Bir her şey yükseliyorum. Bugün de neyse. Neyse, artık alanın başlığını da video planner diye attıktan sonra aslında ajandamın bu kez gerçekten sona gelmiş bulunuyorum. Umarım tasarımda, videoda ettiğimiz minik sohbette hoşunuza gitmiştir. Video size ilham vermiştir. Yaparsanız benzerini bana Instagram'dan göndermeyi unutmayın lütfen. Çok hoşuma gidiyor sizin yaptıklarınızı görmek. Sizinle çok yakında yepyeni bir videoda, umarım çok yakında, gerçekten çok ara vermeden yeni bir videodan görüşmek üzere. Hoşça kalın.